Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku yorum programımızın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu programda biz haftalık teknoloji gündemini değerlendiriyoruz. Bu haftada birbirinden ilginç olaylar ve konular teknoloji gündemine damgasını vurdu. Bu haftanın ilginç olayı ise arkadaşlar kripto paralardaki kara çarşamba olarak tanımlayabileceğimiz bütün paraların hemen hemen hepsinin değer kaybettiği gün oldu. Biliyorsunuz son yıllarda ve özellikle pandemi ve koronavirüs süreciyle beraber bu kripto paralara çok ciddi oranda ilgi artmıştı. Birçok kripto paradaki en çok bilinenleri Bitcoin, Ethereum gibi kripto para birimleri var. Ciddi bir hareketlilik vardı ve yukarı doğru bir ivme vardı. 60 bin dolarları görmüştü. 63 bin dolara kadar çıkan bir rakama ulaşmıştı sadece Bitcoin. Hakeza Ethereum'da 4300-4400 dolar bandında zorlar hale gelmişti. Ama bu kara çarşamba dediğimiz günde hem Bitcoin hem Ethereum hem de diğer bütün kripto paralar resmen tabiri caizse %20-%30'a yakın oranlarda değer kaybettiler. Bir ara neredeyse Bitcoin 30 bin doların altına bile indi. Ethereum'da 2300-2400 dolara kadar da düşen rakamlara ulaşmıştı. Tabii ki bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Bunu her zaman söylüyoruz. Bütün kripto parayla ilgili videolarımızda ve bu tarz para birimlerinin çok fazla dış etkene bağlı olduğunu ve çok oynak bir zeminde olduğunu söyleyebiliriz. Şu anki rakamlara baktığımızda Bitcoin'de 39 bin dolar civarında olduğunu görüyoruz. Ethereum'da ise 2.7 bin dolar civarında, yani 2700 dolar civarında bir durum söz konusu. Genel seyirde bir yükselme azalma şeklinde bir durum söz konusu. Görünen o ki biz bu kripto paralarla ilgili çok haber yapacağız sizlere ve paralardaki bu inişler, çıkışlar, tekrar inişler ve tekrar çıkışlar önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. Evet, haftanın çok önemli teknoloji gelişmesi son dakika belli oldu arkadaşlar. Cuma günü gelen bir habere göre WhatsApp geçtiğimiz aylarda dayattığı ve 15 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe koyacağı sözleşmeyi Türkiye'de yürürlüğe almaktan vazgeçtiğini açıkladı. Aslında WhatsApp açıklamadı bu bilgiyi. Rekabet Kurumu tarafından yapılan bir açıklama oldu. Geçtiğimiz aylarda Rekabet Kurumu WhatsApp hakkında bir soruşturma başlatmıştı ve bu soruşturma sonucunda WhatsApp'ın bu sözleşmeyi artık Türkiye'de yürürlüğe koymayacağı konusunda bir bilgi verdi Rekabet Kurumu. Bu da şu anlama geliyor: artık WhatsApp'ı istediğimiz gibi kullanabileceğimiz ve istediğimiz gibi herhangi bir sınırlamadan ve engellemeden ötede rahat bir şekilde kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Bu bakımdan Türk kullanıcıları rahatlıkla WhatsApp'ı kullanmaya devam edecekler. Teknoloji dünyasıyla ilgili önemli bir haber ise Almanya'dan geldi. Her yıl Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA fuarının 2021 yılında yapılacak olan sürümü iptal edildi. Geçen sene de iptal edilmişti malum koronavirüs ve pandemi şartlarından dolayı. Bu yılda IFA yapılmayacak. IFA çok önemli. Neden? Türkiye'ye yakın olduğu için, Avrupa'daki ülkeler ve Almanya Türkiye'ye yakın olduğu için özellikle Türk firmaların çok ciddi katılımı oluyordu bu fuara. Vestel olsun, Arçelik olsun, Beko olsun, General Mobile gibi Türk markalarını bu fuarda biz böyle çok büyük alanlarda görüyorduk. Hatta irili ufaklı birçok firmada, yani 100'e yakın Türk firmasının ben bizzatihi olarak fuar alanında gördüğüm dönemlerde olmuştu. Ama bu pandemi yüzünden fuar geçen sene yapılmadı ve bu sene de yapılmadı. Fuarın şöyle bir özelliği de vardı arkadaşlar. Sadece Türk firmalar için değil, dünyadaki global firmalar için de bir lansman aslında organizasyonu oluyordu. Samsung ve Huawei markaları özellikle yeni ürünlerini bu fuarda tanıtıyorlardı. Her sene Eylül ayında Berlin'de düzenleniyordu fuar ve öncesinde ya da hemen sonrasında bu büyük markalar yeni ürünlerin tanıtımlarını yine fuarda gerçekleştiriyordu. Ama artık biliyorsunuz pandemi sürecinden dolayı bu tarz fuarlar yapılamıyor. Muhtemelen 2022 yılında da yapılır diye tahmin ediyorum ben 2022'de. Ama hangi şartlarla yapılır, o konuda çok net bir bilgi veremiyoruz. Teknoloji Oku'yu takip edenler bilir, şikayetim var. Serimizi başlatmıştık birçok markayla burada daha önce, işte Vodafone'dan tutun da Türknet'e kadar, işte General Mobile'dan Xiaomi'ye kadar birçok markanı biz burada konuk etmiştik. Bu haftaki konuğumuz, ki onun videosu pazar günü, yani yarın yayınlanacak arkadaşlar, şikayetim varın konuğu LG oldu. Yakın zamanda mobil birimini kapatmıştı. Ülkede zaten çok fazla telefon satılmıyordu Türkiye'de, ama dünyada satışları vardı, fena da değildi. Ama Türkiye'deki faaliyetleri zaten çok telefon odaklı değil, daha çok böyle işte
çamaşır makinesi olabilir, işte buzdolabı olabilir. Özellikle televizyon tarafında halen Türkiye'de ciddi faaliyetleri var. Birçok da şikayet geldi. Şikayetlerin büyük bir çoğunluğunun televizyon tarafında olduğunu söyleyelim. Yarınki videomuzdan da detayları görebilirsiniz. Teknoloji dünyasının en heyecanlandıran haber ve biz Türklerin çok sevdiği bir haber. Android 12 duyuruldu. Malum hepimizin cep telefonu var. Bunların büyük bir çoğunda Android. Sebebi de fiyatların daha makul olması Apple'ın iPhone modellerine göre. Ve bu telefonlara yeni işletim sistemi gelecek. Tabii hepsine gelmiyor biliyorsunuz yeni işletim sistemleri ama belli bir donanım seviyesinin üzerindeki olan bütün telefonlara güncellenen işletim sistemleri geliyor. Android 12'de duyuruldu. Birçok yeni özelliği var. Yeni fonksiyonlar tanımlanıyor. Yeni özellikler geliyor. Biz teknolojioku.com üzerinde bunları bol bol gösterdik, anlattık. Önümüzdeki günler bir video çekeriz bununla ilgili. Bir telefona Android 12 yükleyip ne farkın olup ne farkın olmadığı konusunu size de gösteririz. Android 12 de geliyor. Yani önümüzdeki aylarda önemli bir gündem konusu da Android 12 olacak. Benim telefonuma geliyor mu? Senin telefonuna geliyor mu? Şu telefon alıyor mu? Bu telefon alıyor mu? Ya da aldı ama sorunlar çıktı mı? Gibi problemlerle karşınızda olacağımızı söyleyelim ve bu tarz haberleri de yapmaya devam edeceğiz. Bu arada Android 12'nin özelliklerini anlattığımız bir videoda biz yayınlamıştık yukarıdan. Şimdi ben onu kartlardan size çıkartacağım. Oradan da hani neler geldi, ne gibi özellikler geldi oradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer önemli teknoloji haberi ise Twitter'ın ücretli abonelik servisi ortaya çıktı. Daha doğrusu sızdı diyebiliriz biz buna. Çıktı, resmi olarak duyurulmadı. Blue adını veriyor Twitter buna ve işte geri alma gibi özellikler var. Belli farklı özellikler de bulunacak bu Twitter abonelik paketinde ve belli bir ücret karşılığında kullanılabilecek. Şu anda ücret falan çok net belli değil. Türkiye'de kullanılır mı o da belli değil. Ama Twitter'ın bir böyle yenilik içinde olduğunu söyleyelim. Hatta geçtiğimiz dönemde yakın bir zamanda Twitter aynı zamanda bir bahşiş sisteminde duyurmuştu. Burada siz belli bir takipçinin üzerindeki kişilere para yollayabiliyorsunuz. İşte PayPal'la şuradan buradan ki PayPal Türkiye'de yok ama Türkiye'de olan sistemler de var. Onların üzerinden para gönderebiliyorsunuz. Böyle bir sistemi de hayata geçirmişti Twitter ve farklı bir abonelik sisteminde önümüzdeki günlerde resmi olarak duyuracağını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, bir teknoloji oku yorum programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni teknoloji haberleriyle karşınızda olacağız. O gün gelene kadar kanala abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.